Mutfox ekranlarından herkese merhaba. Mehmet Özer ile Mutfak'ta yine harika tariflerini sizlerle paylaşmaya devam ediyor. Yine harika konuklarla çok keyifli sohbetler yapmaya devam ediyor efendim. Değerli izleyiciler, bugünkü tarifleri kağıt kalem alıyorsunuz elinize, kaçırmıyorsunuz. Çok özel, dünya mutfağından ama bizim de damak tadımıza çok uygun tarifleri hepsini bir araya getireceğiz. Ne yapacağız? Harika bir Macar usulü gulaş, yani dana eti yemeği yapacağız. Bu yemeğin özelliği ne? Bu yemek bol biber tabanı olan bir yemek. Bol biberli bir gulaş yapacağız. Güzel dana etli. Kısık ateşte, ağır ateşte pişireceğiz ama harikulade bir sonuç alacağız. Yanına güzel küçük küçük ıspanak köfteleri yapacağız. İstiyorsanız ıspanak mücveri de diyebilirsiniz. Ama o da çok lezzetli olacak. Bu yemeği tamamlayıcı bir unsur olacak. Birazcık içine karbonhidrat lazımdı. Biraz patatesim var. O patateslerle birazcık bu sefer şımarıklık yapacağız. Biraz daha böyle tereyağı ağırlıklı kızartacağız ama o da gerçekten çok lezzetli olacak. Ama ve lakin bugün çok özel bir şey daha yapacağız efendim. Bugün ne yapacağız? Bugün evde nasıl krem brüle yapılabilir? O sosyetik, o havalı restoranların menülerinde bu tatlıyı görmeniz mümkün ya da kafelerde. Ama isterseniz evde nasıl yapabileceğimizi, krem brüleyi hem de Türk kahveli yapacağız. Bizim de küçük bir dokunuşumuz olacak ona. Krem brüle yapacağız. O da ağzımızın tadı olacak. Ama bu yemekleri kimle beraber yapacağız ve kime servis edeceğiz? Değerli izleyiciler, bugün konuğum çok başarılı, çok değerli oyuncu Şenay Gürler efendim. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Girmediniz davetimize, geldiniz. Şenay'cığım, ben aksine çok şu anda heyecanla bekliyorum. Heyecanlı mısınız? Neler umarım beğeneceksiniz. Diye. Umarım beğeneceksiniz. Bir Macar usulü gulaş yapacağız Şenay Hanım. Onun için nasıl yapacağız onu? Şöyle birazcık etlerimi önce tuzluyorum, biberliyorum. Her programda söylüyorum, her malzemeyi ayrı ayrı lezzetlendirmek lazım. Neden lezzetlendirmek lazım? Böyle şehir efsaneleri var çünkü işte eti tuzlamayın, sertleşir falan filan. Öyle bir şey yok. Bu zaten çok uzun pişecek bir yemek. Bunun sertleşme gibi bir durumu yok. Tamam, birazcık şunun içine ayçiçek yağı koyarsan. Tuz, karabiber mi? Tuz, karabiber attım. Şöyle bir lezzetlendirdim. Daha güzel karamelize olacak. Etleri çünkü ne yapacağım biliyor musunuz? Böyle güzel bir kahverengi yapacağım önce. Şuradan bir maça da atladım. Ondan sonra etler biraz da tenceremin ısınmasını bekliyorum. Biraz sonra yağ koyacağım içine. Ben o arada soğanları doğrayayım. Değerli izleyiciler, bu yemek uzun pişecek bir yemek. Uzun pişecek bir yemek olduğu için böyle birazcık her şeyi biraz büyük büyük doğruyorum. Çünkü zaten bunların hiçbirisi kalmayacak ağızda. O yüzden de hani böyle çok ince ince ya da küp küp doğramıyorum. Dana etinin yumuşaması zaten bir 2 saat, 2,5 saate alacaktır. Bir de burada ucuz et kullanın bence. Çünkü lezzetinde bir şey yapmıyor. Dananın en zor pişen parçalarını bile bu yemekte kullanmak mümkün. Yine havuçları da iri iri kesiyorum ki yemek de ağzımıza gelsinler diye birazcık. Evet, biraz ayçiçek yağı koyduğumuz tavaya yavaş yavaş koy ki şey birazcık iyice karamel olsun. Havuçları kestik. Yine biber için de aynı şey geçerli. Bu biber bazlı bir yemek olacak. Acı nasıl? Sever misin? Sever misin? Çok severim. İyi. Biber bazlı yemeği biberlerini de doğruyorum. Kereviz saplarım var. Birazcık onlardan da koyacağım. Sadece saplı kısmını. Yaprağından koymuyorum hiç. Şöyle yeşil biberlerim var. Onlar da yine hafif iri iri. Şimdi her programda söylüyorum. Amacımız şu tavada kahverengi etler görmek. Bütün yemeğin esasını sırrını veren o kahverengilik. O tavanın dibine hani böyle şeyler yapışıyor ya. Onlar esas yemek. Bir sıvı koyduğunuz zaman içine o sıvıyla beraber yemeğin sosuna karışıyor onlar. Sosuna karışınca da esas lezzeti veren onlar hakikaten. Evet, biberlerimi de doğruyorum. Çok çekirdek, biraz çekirdeğe girebilir ama çok da girmesin. Çekirdeğe de şu biber tadını güçlendirecektir. Acı seviyorsanız biraz şunlardan da koyacağım canım. Ben de bayılırım. Ki zaten bu yemek acılı olması gereken. O zaman yani, acı koyalım. Koyuyoruz zaten. Biz de koyacağız. Biberleri doğramaya devam ediyorum. Dediğim gibi biber bazlı bir yemek. O yüzden kırmızı toz biber ve biber salçası da kullanacağım. Daha da lezzetleri güçlendirmek için. Biber salçası acı ya da acısız? Bu tatlı biber salçası çünkü benim biberim çok acı olacak zaten. Dengesini kaçırmamak için şöyle hemen hızlıca onu da kıyıyorum. Bunu küçük kıyın ama. Ki bu doğalsın yemeğin içine güzel bir lezzet versin. Acısı geçsin değil mi? Aynen. Bunu ince kıyıyorum. Şöyle. Çok tohumlu yerine geldiğim zaman biraz duruyorum.
Çünkü onu çok koyarsak çok acı olacak. O zaman hani... Yiyebilelim yani. Bir, yine bu ikincisini de kıyıyorum. Çok tohumlu yerine gelince duruyorum ama. Evet, bol biber. Böylece hazırlanmış oldu. Şimdi bunu zaten işimizi bitirip buradan kaldıracağız. Fırına atacağız sonra. Fırında yavaş yavaş 180 derecelik fırında uzun uzun pişiyor. Evet Şenay Hanım, hoş geldiniz, hoş gittiniz. Yemeği yapıyoruz, tamam mı? Hayat nasıl gidiyor? Hayat fena değil, iyi gidiyor. Koşturmacalı. İyi gördük sizi çok. Çok teşekkür ederim. Tiyatro oyunu var. Tiyatro var. Nereye gitti bütün çiçekler? Evet. Oyunumuzun adı. Ne konusu ne oyunun? Konusu aslında tam da günümüze çok denk gelen bir oyun. Mülteci hikayesi. Aa. Evet, mülteci kampında. Bundan daha denk gelen bir... Tabii yani ona göre seçtik zaten. Sadece ülkemizin değil, bütün dünyanın aslında sorunu haline gelen mülteci sorununa değiniyoruz. Sadece bu coğrafyada değil, ya bakarsan Amerika'da falan da aynı şey geçerli mülteci sorunu. Her yerde mülteci tabii sorunu ki, var. Tabii ki. Aslında oyun Bosna Savaşı sırasında yazılmış. Yani 2006'da Eve Ensler diye bir güzel yazar. Güzel bir kahverengi oluyor onlar. O yazmış ve günümüzde yani 10 yıl sonra 2016'da daha da büyüyen bir mülteci sorunuyla karşı karşıyayız. O zaman bu sorundan bahsederken şimdi çok daha büyük bir sorun haline geldi artık esasında. Tabii diyorum yani bütün dünyaya yayıldı. Bütün dünya bunu konuşuyor. Tam da biz hele çok iç içe yaşıyoruz. Öyle bir durumla. Öyle bir bölgedeyiz yani ki coğrafya olarak. Tabii. Yani kaçmamızda da imkan yok zaten. Bak şunu göstermek istiyorum sadece. Şu kahverengini istiyoruz. Yemeğin bütün lezzetini veren şu kahverengi, karamelizasyonlar yani. Ama biraz bu suyunu bıraktı. İyice şu büyük ocağa şunun suyunu bir tamamen çektirelim. Buradaki amacımız esasında bu etler çok soğuktu. Biraz daha oda sıcaklığında getirin ve çok kızgın tavaya koyun. Bizim vaktimiz olmadığı için biz bir an önce yaptık. Ama çok kızgın tava. Çok kızgın tava ama ve oda sıcaklığında oda et. Oda sıcaklığı. Ki istediğimiz şey suyunu bırakması değil. Hani eski tariflerde öyle verilir. Şimdi su etleri koyarız, suyunu çekinceye kadar pişiririz. Değil. Biz hiç suyunu çektirmeden suyunu bırakmadan. Pişirmek istiyoruz amacımız. Aslında bütün bu ayrıntılar yemeği lezzetli yapıyor evet, herhalde. Evet yani çünkü sonuçta 3 aşağı 5 yukarı aynı malzeme. Küçük ayrıntılar. İşte oda sıcaklığı da getirmek kızgın tavaya. Evet yani. Peki devam edelim oyuna. Evet. Nasıl, ilgi nasıl? İlgi iyi, zaten oyuna yeni başladık sayılır. Hı. Yani 1-1,5 ay kadar oldu. Çok yeni. Evet çok yeni. İşte oynuyoruz. Hmm. Tabii ki gelenler çok etkileniyor çünkü yani bütün çalışma süresinde de bizim kendimize sorduğumuz sorular vardı. Yani biz de bir gün mülteci olabiliriz. Evet. Çünkü oyun da tamamıyla bunu anlatıyor. Ben orada Amerikalı bir psikiyatr oynuyorum. Ha öyle mi? Evet. İki Amerikalı var. İki farklı yöntem. Oradaki mülteci kadınlar ve aslında mülteci kadınlara yardımcı olmak için giden kadın tam tersi onların sayesinde değişiyor, dönüşüyor, kendi güvenli alanının dışına çıkıyor. Enteresan. Enteresan bir oyun. Kendimize bu soruyu sordurtuyoruz. Yani gelen seyirciye de bunu sordurtmayı amaçlıyoruz. Hepimizin başına gelebilir. Yani Allah böyle konuşsun. Bir şey gelmesin zaten ama o zaman daha iyi empati kurabiliyorsunuz neler yaşadıklarıyla ilgili. Allah korusun ama hakikaten öyle yani. Esasında sizin için de güzel bir deneyim bu. Tabii ki. Yani baktığınız zaman. Öyle. Bu arada tabii müzikler var. Müzikal değil ama müziğimiz var. Bütün çünkü Eve Ensler Bosna Savaşı sırasında yaptığı röportajlarla bu oyunu yazmış. Onun o röportaj havasından kurtulması için Tuğrul Tülek sahneye koyarken aynı zamanda müzikleri koydu ve organik bir bağ gerçekten etkileyici. Peki o zaman biraz müzik alayım, siz de söylüyor musunuz? Şimdi? Ben de söylüyorum ama ben başıma o kadar güvenemiyorum kendime. Öyle mi? Tabii niye? Söylüyoruz, hep birlikte tabii söylüyoruz. Canım. Tek başıma da söylüyorum ama. Ya, Şenem şöyle bir şey göstereceğim. İstediğimiz kalıntılar bunlar. Bakacağım. Ya, gel. Lütfen gelin bakın. İşte bu kahverengi kalıntılar yemeğe lezzet atacak ama velakin şu içinde yine bunun fazla bir yanlış yağ var çünkü çok yüksek ısıda pişirdik bunu. O yağ da şu tabağa gelir onun içine dökelim hemencik. O yağı istemiyoruz biz. Biz sadece kalıntılarını istiyoruz. O yanmış yağ istemiyoruz. Ama kalıntıları alıyoruz. Kalıntılar duruyor bak. Şimdi içine bir sıvı koyduğumuz zaman o kalıntılar tekrar yemeğin sosunun içine karışacak ve ortaya hakikaten o karamelize böyle bir et tadını daha iyi alacağız. Hemen hızlıca yaktık. Biraz zeytinyağı koyalım içine onu. Biraz tereyağı koyacağım şimdi. Artık. Biraz zeytinyağı. Biraz tereyağı. Artık şey koymuyorum. Sıvı yağ değil. Zeytinyağı, tereyağı ikilisi. Hemen attım tereyağını da. Altını yaktın mı onu sen Sedacığım? Yaktım biraz daha.
Tamam yaktık. Aynen. Şimdi hemencik şöyle soğanları terletmeye başlıyoruz. Yani birazcık çok yakmadan hafiften karamelize ediyoruz. Soğanı koyunca üzerine mutlaka bir parça tuz koyuyorum. Bir parçacık şeker koyuyorum. Yemeğin bu biber tadını dengelesin diye ama bir fiske sadece. Hem de soğanlar daha güzel karamelize olsun diye. Hemen yine karabiber koyuyorum. Ve bu aşamada kırmızı toz biberim var. Bu da tatlı biber. Hı-hı, acı değil. Hı-hı. Ama bu tütsülenme tadını verecek. Daha biber tadını verecek. Bu önemli. Bunu da koydum. Daha bile fazla koyabilirsiniz. Onu da koyduktan sonra hemen şimdi içine havuçları da atalım. Ondan sonra sırasıyla biberleri de atalım. Biberler de girsin işin içine. İyice açtın mı altını sen onu? Tamam. Şimdi şu biber, acı biberlerimizi de atalım. Bir de sarımsak var değil mi? Sarımsak var biraz da. İki diş de sarımsak koyacağım. Şimdi bunları güzel güzel hepsini atıyoruz. Daha sonra kerevizleri atalım. Birazcık şimdi bunların sotelenmesini istiyorum. Sarımsaklar da girsin. Çok yakmıyoruz değerli izleyiciler. Sadece ve sadece böyle bir güzel terletiyoruz. Değerli izleyiciler ne yapıyorsunuz ama bu tarifleri kaçırmak istemiyorsanız, bize sorularınız olacaksa, bize ulaşmak istiyorsanız bizi sosyal medyadan takip ediyorsunuz. Nasıl ediyorsunuz? Instagram'da, Facebook'ta Mehmet Özel ile Mutfak'ta, Twitter'da Mozer Mutfak'ta. Kaçırdığınız bölümler ve detaylı tarifler için de fox.com.tr'ye girebiliyorsunuz. Şu tezgahımızı biraz temizledik. Şimdi bunlar kavruluyor. Birazcık da yemeğin şeyi bağlasın diye un koyacağım. Sosu bunu bağlasın diye. Bu aşamada unu da koyuyoruz ki topak topak olmasın diye bir karıştırıyoruz şöyle. Birazcık da un koyduk. Şimdi birazcık da ne koyuyoruz? Birazcık da biber salçamız var. Onu koyduk. Şöyle al içinden. Al 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 al. Şimdi bu aşamada salçayı koyduktan sonra kavuruyoruz. O iyice salça kokusu gidene kadar, hatta hafif dibini tutturana kadar kavuruyoruz ki daha lezzetli bir yemek ortaya çıksın diye. Biraz sonra zaten bununla işimiz bitecek. Şöyle kokluyorum, o hafif yanma kokusunu hissediyorum. Ama şey koku geliyor zaten. Geliyor. Artık yavaş yavaş sıvı malzeme zamanı. Birazcık rendelenmiş domates. Birazcık et suyum var burada. Şimdi et suyunu koyunca dibini kazıyacak Seda ki o demin dediğimiz kalıntılar ortaya çıksın diye. Biraz da normal su koyalım. Biraz da normal su koyuyoruz. Tamam. Şimdi bunu artık unutacağız. Uzun uzun pişecek. Sadece ve sadece biraz erişte haşlayacağız en son aşamasında. Onu da içine koyacağız. Şimdi bu kaynama noktasına geldiği andan itibaren içine etleri koyacağız. Burası önemli. Kaynama noktasına gelmeden koymayın. Etlerse o zaman sertleşir işte. İyice kaynadıktan sonra etleri içine koyacağız. Ve kapağını kapatıp fırında birazcık, biraz fırını açar mısın? 140 derecede. Tatlıya göre ayarlayalım. He, o zaman tamam. Ocakta devam ederiz olmazsa. Şu küçük ocağı alırız, orada devam ederiz. Daha sonra, tatlıdan sonra fırını yakarız. Evet şöyle. Yalnız burası nefis koktu. Değil mi? Evet yavaş yavaş ben fokurduları görmeye başladım. Kaynıyor yandan yandan. Hı hı. Artık etler de içine girebilir. Bu aşamada iki tane defne yaprağı atıyorum içine. Sonra çıkartmayı unutmuyoruz. Güzel bir aroma versin diye. Bol biberli bir Macar gulaşımız. Kapağını kapatıp küçük ocakta artık yavaş yavaş pişirebiliriz. Ne kadar mı pişecek? Etin cinsine göre yani et böyle lime lime olana kadar pişecek. Şöyle göstermek istiyorum. Bir de burada ben pişirip de getirmişliğim de var bakarsanız. Bunu da dün sizin için pişirdim ki sizi bekletmeyelim burada diye. Bunu sadece ısıtacağız ve sadece eriştesini koyacağız içine. Bu da burada dursun efendim. Peki şimdi sonra fırın var yine değil mi? İnce piştikten sonra önce, mı fırın? Yani birazcık burada kaynasın. Biz fırında tatlı pişireceğiz diye şimdi atmadık. Ha. Çünkü fırında krem brüle yapacağız. Krem brülenin pişmesi için düşük ısı lazım. 140 derece lazım. O 140 derecelik ısıyı kaybetmemek için de yapmadık. Ne yapalım, başlayalım mı krem brüleye? Tatlıya başlayalım. Şimdi güzelce anlat. Evde krem brüle yapıyoruz efendim. Değerli izleyiciler, evde krem brüle nasıl yapılır? Hem de kahvelisinden yapıyoruz. Hem de kahvelisinden. Türk kahveli yapacağız hem de.
Zaten kahveyi koymadan önce... Şunu şuraya da koyayım da hafiften ısınsın. Temel ölçüyü, temel hazırlanışını görecekler. Ondan sonra zaten içerisine ne koymak istiyorlarsa... Aynen, istedikleri şey. Meyveli de yapabilirler. Biz Türk kahveyi yaptık. Normal vanilyalı zemini göstereceğim. Tamam. Biz Türk kahvesi ekleyeceğiz. Framboaz koyabilirler, vişne koyabilirler, taze meyve ekleyebilirler. Bal kabağı pürüsü ekleyebilirler. Her türlü çoğaltabilirler. Bakın mutfakta özgürlük. Kremüle yapar mısın evde? Tatlıyla aram. Ha, merak mutfakta ediyorum. Fena değil aslında. Yani mutfağa girmeyi severim, mutfakta iş yapmayı severim. Ama işte yoğun çalışma temposunda öyle değişik tarifler olmuyor. Genellikle hani daha pratik, daha kolay bir şeyler yapıyorum. Ne yapıyorsun mesela Ece? Ne yapıyorum? Sebze yemeği yapıyorum. Hı. Yani kabak böyle çok basit, basit. Peki erkek arkadaşın yemek yemeyi seven birisi midir? Evet, çok seven. O yapıyor mu? O da çok yoğun çalışıyor. Arada o da yapıyor. O güzel yardım et yapar. Yani arada. Tabii ki. O güzel et yapar. Yani genelde erkek et pişirmek gibi erkeklere düşüyor galiba zaten. Öyle. Galiba erkek öyle. Et erkek yemeği olmuş oluyor yani. Ben balık çok seviyorum, balık yemeyi. İzmirlisiniz değil mi sen? İzmirliyim. Tabii o normal. Genlerde bir sebze, balık falan. Sebze, balık daha çok yani. Etten çok sebze çok seviyorum. Otlar, haşlanmış sebze. Otlar. Ben hiç ayırt etmem. Ispanak mesela çok severim, yaparım. Güzel ıspanak denk geldi o zaman. Evet, tam ıspanak denk geldi. Şimdi yeni bir tarif öğreneceğim mesela. Kabak çok severim, kerevize bayılırım. Ben hepsini çok severim. Kalbisi kolay sevmediği şeyler, kereviz mereviz. Öyle mi? Kereviz herkesin yani. Kereviz sapı mesela... Ne aroma katacak ona, acayip bir şey. Müthiş bir aroma katıyor. Yani kesinlikle. Olmaz olmazlarından bir tanesi. Aynen. Kereviz sapı bu yemeğe yani. Ben bir sürü başka şeylerde de seviyorum. Yani kereviz sapını kullanıyorum salatalarda falan. Zaten yani kullanıyorum severim. Da. Ne yapıyorsun? Anlat bakalım Sedacığım. Şimdi çok az malzememiz var ve çok basit yapılışlı bir tatlı olacak bu. Ama bunun tek önemli şeyi var. Bunun dokusu önemli değerli izleyiciler. Bunun dokusu şundan önemli. Bunu çok... Düşük derece fırında pişireceğiz. Yani 140 derece. Benmari pişireceğiz. Yani altını su koyacağız. Altını tepsinin içine de su koyacağız ki çatlama yapmasın diye. Bunu o şekilde çok düşük ısıda pişireceğiz. Ve sonra çok da iyi soğuması lazım ki. Evet. Kıvam bulsun. En sonunda üzerini biraz şeker döktükten sonra şöyle şu ocak külümüzle yakacağız. Yani şöyle üzerlerini yakacağız. O krem bölümünün o çıtır katmanını oluşturmak için. Evet, şimdi ben yumurtanın sadece sarılarını kullanacağım. O yumurta yüzden ayırıyorum. Hayır, gelen sarılardan bir tanesi onun için. Yok, kokmuyor. Zaten içinde keskin aroma var. Yani Türk kahvesi, vanilya var. Şimdi o kaç yüzden... yumurta var? Şimdi 10 tane yumurtam var. Oo, kaç porsiyon çıkacak bundan? 5 porsiyon. Kabın büyüklüğüne göre ama ortalama 5 porsiyon çıkıyor. Yani o daha küçük yumurtadan... kaplara daha fazla çıkar. Ama daha ince ve daha küçük kapa da 7-8 porsiyonda çıkabilir. Evet, çıkabilir. Yumurtanın sarılarını kullanacağım. Şekerle birlikte hafiften çırpacağım. Tamam. Tencereme de sadece krema ve sütü koyacağım. Türk koyalım kahvesiyle birlikte ılıtacağız. Tamam. Bu mu tencerem? Tencerem o. Tamam. Sütüm, kremam burada. Şimdi sütle kremayı... Birazcık ılıtacağız. Evet. İçine Türk kahvesini de koyalım da o biraz pişsin. Tamam. Yoksa ağza gelmesin. Türk kahvesi pişmeyince biraz hissediliyor çünkü. Türk kahvesini de koyduk. Vanilyayı da koyalım. Vanilyayı da koyalım. Şeker koymuyorum. Yok, şekeri ben yumurtanın sarısına ilave edeceğim. Tamam, vanilya koydum. Evet. Şimdi... Onlar ılınacak ama kaynamayacak. Tamam. Çünkü yumurtayı altını... karıştıracağımız için yumurtayı pişmesini istemiyoruz. Altını yakalım. Şöyle bir... Türk kahvesini hafif ılıtıyoruz. Türk kahvesini biraz krema ve şeyle sütü ılıtırken şöyle bir çırptık yani içine güzelce yedirdik. Evet. Bir taraftan da Seda yumurta sarılarını ayırmıştı. 10 yumurtanın sarısını. Onu biraz şekerle beraber çırptı ve daha sonra bu ılık olan karışımı şeyin içine yedirdik. Yumurtalara yedirdim. Yumurtalara bir yedirdik. Bir daha bir süzdüm. Ne olur ne olmaz. Eğer pişen bir yumurta parçası olursa süzgeçte yani önemli, kalsın bu diye. Bu önemli. Yani çünkü süt ılık olduğu için yumurtaları pişirebilir mi, pişirebilirse diye. Ki pişirmez gerçi ama yok, yine evet. De süzdük. Ki pürüzsüz bir akışkan bir krem brülemiz olsun diye. Birazcık erişte haşlayacağım. Erişte. Şeyin içine girecek. Daha doyurucu bir yemek. Bu yemek esasında Macar mutfağına daha böyle çobanların orada yaptığı bir yemekmiş. Öyle hemen bir klasik araştırma olmuş. Yaptım bu konuda, evet. Bak ya, sen de mi yaptın araştırma? Hemen baktım. Çobanlar dağlarda pişirirlermiş ve doyurucu olsun çok diye. Çok doyurucu olsun diye. Elimizdeki evet. Bütün malzemeyi böyle ve etin daha çok hani sert yerinden yaparlarmış ki ucuz olsun ama doyurucu olsun. Uzun pişsin olsun ama şey olsun diye. O yüzden de
Böyle doyurucu bir yemek, birazcık da erişte haşlayacağız. Şimdi Seda normal soğuk suyun içine, tepsinin içine kaselerimizi koydu. Şimdi içine bu yaptığımız harçtan ne kadar pişecek Seda abi? Yaklaşık bir minimum 30 dakika pişiyor. Evet, hatta belki 40 dakika bile pişmesi lazım. Evet, şöyle tepsiye vurduğumuz zaman şu dalgalanmaları görmeyeceğiz. Artı ne olacak biliyor musunuz? Artı mutlaka mutlaka iyi buzdolabında dinlenmesi gerekir. Evet. Hazırlaması çok kolay esasına bakarsan. 2 dakikada çok da havalı bir tatlı. İstiyorsanız hani şunun altına dediği gibi frambuaz koyun, çilek koyun, bir şey koyun, onun üzerine karca dökün, öyle dondurun. O zaman istediğiniz neli istiyorsanız o şekilde krem brüleniz olacaktır. Sen bunu hemen koy bence şeye. Bulaşın tuzuna da kontrol edeceğim. Gerekirse biraz tuz koyacağım. Bak nasıl güzel fokur fokur pişiyor burada bu. Çok güzel. Of. Nasıl güzel oluyor biliyor musun? Çok merak ettim. Zaten dur, sana pişmişini vereceğim zaten. Tamam. Şunu hemencik hızlıca bir... Sen birazcık tereyağında, zeytinyağı tereyağı karışımında patatesleri kızartana birazcık. Ben de şunları haşlayayım. En son ıspanak şeyini yaparız. Şimdi erişte attım içine. Biraz su kaynatmıştım. Tuz da attım içine. Birazcık erişteyi şöyle haşlayacağım hızlıca. Ondan sonra bu da şeyimizin içine girecek, kulaşımızın. Hatta Seda, şunu... Tencereyi alacağım ben bu tarafa. Şunu alalım. Yok, tencereyi fırına atın istiyorsan. Atalım mı? At fırına. Tamam, o zaman önce onu. Onu çıkartalım, hop, ocakta ısıtalım onu ocakta. Orada yavaş yavaş demire demire pişsin. Sonra tekrar fırının ısısını yükseltiriz. Birazcık daha attım, tamam. Şimdi bunu 1-2 dakika kadar haşlıyorum. Onu oraya alalım. Onun için de bir kase alalım. Ispanak köftesi için değerli izleyiciler, burada ben ıspanağı birazcık soğanla beraber zeytinyağında kavurdum. Çok fazla öldürmeden ama, çok da rengini kaybetmeden. Ondan sonra şimdi bir kase alalım buradan. Şu ıspanağı bir kasenin içine alalım bir kere. Ondan sonra içine birazcık un koyacağım. Şöyle az bir şey koyacağım, sonra gerekirse koyarız bir kıvamına bakıp. Ben tereyağını alayım. Sen tereyağını da al. Zeytinyağı da karıştırıyoruz. Biraz zeytinyağı karıştır ki yanmasın tereyağı. Patatesleri tereyağını da kızartacağız, daha lezzetli olacak ama birazcık da zeytinyağı koyuyoruz içine ki yanmasın tereyağı diye. Şimdi burada yumurtası var. Tamamını koyalım mı? Koy. Biraz zeytinyağı koyayım ben. Koydun mu? Koymadım daha. Biraz zeytinyağını açalım. Koydum. Koy artık, hadi koy. Sonra o tereyağını başka şeyde yine kullanırız, ziyan etmeyelim. Şimdi... Bir tane yumurtayı da kırdım içine bunalım. Erişteleri de bir kontrol edeyim olmuş mu diye. Olduysa onu da süzelim sana. Biraz daha olsun. Şimdi yağ kızmasını bekliyoruz bir taraftan. Birazcık burada şöyle beyaz peynirim var. İçine beyaz peynir koyuyorum. Birazcık lor peyniri koyacağım. İsterseniz kabartma tozu da koyabilirsiniz ama ben koymayacağım. Yani biraz daha pofidik kızartmalar istiyorsanız. Bunu da normal derin yağda kızartacağız. Şöyle yumurtayı iyice her tarafını değecek şekilde. Daha un alacaktır bu zaten. Biraz daha peynir de koyacağım. Daha tuz ve karabiber hiçbir şey koymadım. Biliyorsunuz bütün ıspanaklı şeylere muskat koyuyorum. Ispanağı satılarken biraz tuz karabiber koyduk. Koyduk. Şimdi ben daha hiç tuz karabiber koymadım o yüzden daha. Peynirde de tuz var. Şimdi muskatı da rendeliyorum. Sen de kokattın değil mi bunu? Evet, çok güzel kokuyor. Sen de kullanabilirsin bunu ıspanaklı yemeklerinde. Evet, ıspanak evet. Seviyorum dedim bir çok sana. Seviyorum. Çok yakıştırıyorum ıspanağı. Evet. Şöyle biraz daha karıştıralım şimdi. Biraz daha un alacaktır bu. Biraz daha un koyalım. Biraz göz kararı yapıyorum burada yani. Evet, tereyağım da kızmaya başladı. Şöyle küp kestiğimiz patatesleri tereyağının içine atıyoruz. Aldığı kadar koyacağım valla. Çok güzel olacaktır değerli izleyiciler. Tereyağda kızarmış patates muhteşem bir lezzet oluyor hakikaten. Peki kilo almamayı nasıl beceriyorsunuz? Her zaman bu tereyağında kızarmış patates yemiyoruz. Yemiyoruz. Yapıyoruz her zaman ama her zaman yemiyoruz. Ama bu şimdi özel bir yemek bu. Şimdi özendik. Tam da güzel olsun istedim. O yüzden de onlar orada kızara dursunlar. Şimdi ocağı, onu da yak diyecektim. Onu da yaktım. Birazcık daha şu lordan koyalım.
isterseniz. Ya bunu mücver gibi düşün esasen. Mücveri nasıl? Bir mücver kıvamı istiyoruz. Şimdi sen sonra ellerini bir unla, ben ona bakarım. Tamam. Toplar yaptım ben ellerini unlayarak. Ondan sonra ellerini unla, toplar yaptıktan sonra direkt kızartabilirsin içinde. Yalnız ben şurada şöyle bir şey yapacağım. Bir tadına tuzuna bakacağım bunun. Küçük küçük yap, olur mu Sedacığım? Tamam. Tuzu var mı diye. Gayet kıvamında peynirlerle beraber çok da güzel olmuş. Patateslerimizi kızartıyoruz. Bu bence şey de oldu esasında. Ona da bakalım. Erişteler de oldu. Hemen onu da bir süzelim. Ne kadar pratiksiniz. Çok pratik. Küçük küçük bir tane. Ancak onu bulabildim onda. Başka bulamadım orada. Şurada bir süzeyim. Bu erişteleri de şu yaptığımız gulaşın içine atıyorum. Evet. Bir şey, bir röportajında okumuştum senin. Bütün boş vakitlerinde mümkün olduğu kadar çok seyahat etmeye çalışıyor musun, öyle mi? Evet, gezmeyi çok seviyorum. Seviyor musun çok gezmeyi? Çok seviyorum. Ve bir sürü de gitmediğinde yer kalmamış neredeyse yani. Yani her çok... proje aralarında gezer misin böyle? Öyle bir modun varmış yani. Ben hemen hazırım. Yani eğer boşsam, hadi şuraya gidelim hemen ben valizimi. Çabuk hazırlanır mısın peki öyle hani? Çabuk hazırlanırım. Çabuk hazırlanırsın ve hemen gidebilirsin yani hemen seyahate. Hemen gidebilirim. Çok seviyorum yolculuk yapmayı. Yani çocukluktan beri hayalim. Değişik değişik. En değişik gittiğim yer bu son dönemde Kore. Kore çok değişikti. Ve çok da beğendin demişsin Kore için değil mi? Evet, bayağı bir şey mi? Ben neler demişim ben. Bayağı bir araştırma. Evet, evet. Kore'yi çok sevdim. Nesini sevdin Kore'nin? Yani insanlar bize çok benziyorlar. Öyle mi? Çok güzel insanlar. Samimiler. Dürüstler. Yani ben öyleleriyle tanıştım ya da. Güzel. Mesela şeyler çok benziyor. Şuradan örnek vereyim size. Bizim dizilerimizin çoğu aslında Kore dizilerinin uyarlaması. Evet, çok var Türkiye'de. Bayağı çok duygularımız falan çok benziyor. Artık Japon senaryosu da var Türkiye'de çok. Onu bilmiyorum da Japon yani Koreliler... Japon ve Kore senaryosu çok var. Evet, yani Kore için özellikle son dönemde. Neden acaba öyle? Çok duygusal anlamda mı benziyoruz birbirimize? Galiba öyle. Peki şey... Samimiler, sıcaklar, misafirperverler. Yemeklerle nasıl aran oldu orada gidince? Çok çok eğlendim tabii ki orada hemen. Çok eğlendim de eğlendim. Yani hayır, yemek yapma biçimlerinden çok eğlendim. Çünkü mesela şabu şabu siz biliyorsunuz. Evet, tabii evet, ki evet. Bir şey var. Ben bilmiyordum onun ne olduğunu. Tesadüfen bize gösterdiler ve bir gram İngilizce sadece hareketlerle anlatıyor kadınlar. Atıyorsun, ediyorsun falan değil mi? Yaptık, nefis bir şey çıktı ortaya. Beğendin mi sizin sonuçta çıkan ben şeyi? Çok beğendim. Onu sarıp yemek falan. O mesela çok değişik geliyor. O incecik pirinç. Siz biliyorsunuz ona evet, bir evet. Şey diyorlar. Ama incecik bir şey söyleyeceğim. Çok da bizim alışık olduğumuz tatlar değil esasında. Ama yani. Ben değişik tatları seviyorum. Yani değişik açıksın mutfak. Sen yani. Tabii ki, tabii ki. Yani gittiğimde eğer bana çok aykırı bir şey yoksa mutlaka denerim. Denersin. Denerim. Bu arada ben de şu şeylere bakıyorum. Patateslere kızarsınlar kızarmalarına. Bunlar böyle güzel bir altın rengi olana kadar kızartacağız. Bak köfteleri de böyle böyle yaptık. Elini una buladı Seda. Şöyle şöyle bunları kızartacağız. Yani esasında bir çeşit mücver gibi olacak ama çok lezzetli olacak hakikaten. Bunu da derin yağda kızartacağız. Orada duruyor. Ben şu yaptığım gulaşın bir acılık oranına bakacağım. Gerekirse biraz daha acı katacağım. Şu ısınıyor ya şu anda burada bu. Şu bir tadına bakalım. Yeteri kadar acı mı diye. Biraz daha acı gider bile esasında ama acı. Bir şey söylemeyiniz. Acı. Ya bu çok güzel olmuş ama. Acı ama çok güzel olmuş. Güzel güzel. Yani çok anormal acı değil, çok güzel olmuş. Yani değerli izleyiciler bu hani çoban yemeği baban yemeği ama dünya literatürlerine geçmiş bir yemek hakikaten gulaş Macarların. Bunun daha sulusunu, su oranını çoğaltıp et oranını küçültürseniz gulaş çorba olarak da içilebilen bir şey. Evet. Biz bugün yemek olanını yaptık. Yani daha küçük parça et. Daha su oranı yüksek. O zaman ortaya çıkıyor gulaş çorbası zaten. Patatesler pişiyor. Ben bir daha unu kontrol, şeyi kontrol edeceğim. Unu kontrol edeceğim. Daha iyi.
Biraz daha iyi gibi ama atma bir tane de çok yağ çeksinler istemiyorum. Tamam. İyice bir kızarsınlar, güzel bir renk alsın. Zaten ıspanak pişik olduğu için orada pişmemiş malzeme bir de yumurtayla un var. O da 2 dakikada sıcak ateşle beraber pişecek. Başka nerelere gittin Kore'ye dışında, değişik yer? Güney Amerika'ya falan gittin mi? Güney Amerika'ya hiç gitmedim. Ben de gitmek istediğim yerlerden biri. Yani Kolombiya'yı çok merak ediyorum. Meksika'ya gittim. Ha, Meksika'ya gittin. Orta Amerika mı orası? Orta Amerika. Yani en gittiğim yer. Amerika şey mesela kıtasına. Şimdi bizim hava yolları şirketimiz şeye başlamış direkt uçuşa. Şeye uçuyor Havana'ya. Havana'ya ve Caracas'a Venezuela. Aa, direkt iyi. Uçuş. Yani çok merak ediyorum gitti. Latin Amerika ülkelerini. Tren gittik. Caracas'a gitmedi de şeye gittim. Havana'ya gitti. Gerçi onlar çok kısa gittiler. Pek anlamamışlar bir şey ama ben mesela ben Havana'yı da merak ediyorum. Hı hı, ben de merak ediyorum. Yani ben her tarafı çok merak ediyorum. Ama Güney Amerika'ya hiç gitmediğim için Güney Amerika mesela şimdi ilk Peru hedef falan. İlk hedef o mu? Yani o biraz uzun bir zaman uzun. Gerektiriyor. Vakit lazım. Vakit gerekiyor ve ben çalışmaya başlayacağım büyük olasılıkla. Var mı proje? Benim bir proje var. Hı. Görüşmeye devam ediyor. Dizi olacak. Peki sana şeyi sorayım. Hep sorarlar ya bütün oyunculara. Sinema mı, dizi mi, tiyatro mı? Üçü de çok farklı. Yani, klasik soru. Üçü de çok farklı. Tabii ki tiyatro. Şenay Güller için hangisi? Yani üçüne de ayrı haz alıyorsunuz ama açık olmam gerekirse hep onu söylüyorum. Sinema bir kere yönetmenin. Yani yönetmen sizi istediğiniz kadar oynayın. Sizi istediği açıdan bazen hiç oynayamayan insanları öyle çeker, öyle bir şey yapar ki onu kurgular, montajlar bambaşka bir şey ortaya çıkartır. Benim de yukarıda çok iyi bir yönetmen var. Beni kurguluyor çok iyi açılardan gösteriyor. Ama sağ tiyatro direkt seyirciyle berabersiniz. Yani yaptığınız her şey hata, her şey elini kolunu nereye koyduğun her şey orada. Ya elini kolunu nereye görüyor. Koyduğun biraz önemli değil mi? Tabii yani eğer sahnede durmak çok zor. Ya yani, televizyonda da bazen insan elini kolunu nereye koyacağını şaşırdığı oluyor benim de. Şöyle arada bir hep ellerimi ovuşturuyorum mesela. Attın mı? Vallahi ısınmıştı. Gayet güzel ısınmış. Ispanak köftelerini de. Şöyle hemencik 1-2 dakika pişireceğiz. 1-2 dakika olmuş olacak zaten. Bu arada gulaşımızla da şeyleri birleştirdik. Haşladığımız erişteleri birleştirdik. Beraber pişirecekseniz erişteleri çok haşlamayın. Hatta suyu bol bir gulaş yapıyorsanız çiğden de atabilirsiniz. Onu suyu çeke emer. Daha da lezzetli, olabilir. Tabii. Patateslerimiz burada hazırlanmaya başladı. Biz şimdi artık yavaş yavaş tabağımızı servis etmeye hazır şekle getiriyoruz. Şöyle bir şey yapalım istiyorsan. Şurada bizim önceden tabii ki krem brüleleri de soğutmak için vaktimiz olmadığı için doğal olarak pişirdiğimiz krem brüleler var. Şöyle göstereyim bak sana. Bu hale geliyor değerli izleyiciler. Bir de başka formatta çıkartayım. Bir de böyle formatta yaptık. 3 tane ayrı ayrı. Şimdi bunları biraz sonra yakacağız efendim üstünü. Nasıl yakacağımızı da göstereceğim. Biraz çilekle falan da süsleri servis yaparken güzel olur. Çok pişirmene gerek yok. İlk yaptıklarını çıkarabilirsin bile bence. Ben bir de şunun içine de bir kağıt havlu koyayım. Patatesleri çıkartmak için. Şöyle. Fazla yağını almak için. Patatesler de biraz sonra pişmiş olacak çünkü. Bak güzel bir altın rengi almaya başladılar. Bir de o tereyağını çeke bunlar. Bu patates yenmez mi yani? Biraz evet kalorili yaş yaptık ama. Olsun. Arada ne kadar, bir olur arada öyle. Bir olur. Bir de bir püf noktası. Eğer üzerine baharat koyacaksınız. Patatesleri kızartmaktan süzdüğünüz anda hemen sıcakken tuzunu, biberini ya da pul biber ne atmak istiyorsanız. Sıcakken hemen atın ki o içine çeksin. O sıcağıyla beraber erisin ki lezzetli olsun. Yoksa ne kadar koyarsanız koyun soğuduktan sonra biraz daha kifayet etmeyecektir. Bak görüyor musun? Ne güzel oldular. Çok güzel görünüyor. Bunlar yemeğimizin garnitürü olacak böyle yani. O da tamam oldu. Bunlar tamam. Patatesler de hazır. Ben onları çıkarayım. Sen istiyorsan gel şunları bir üzerini nasıl yakıldığını göster. Tamam. Tamam. Ben çıkarım altını onları. Kapatayım. Neyin altını kapatıyorsun? Yağın altını kapat. Tamam kapat. Pürmüzümü aldım. Şekerimi de alayım. Al şekerini de. Biz beyaz şekerle yapacağız ama tamam. Arzu ederlerse esmer şekerle de yakabilirler. Fark etmez. Beyaz şekerin daha rahatlanıyor ama. Beyaz şekerle yaparlarsa daha kolay yaparlar değil mi? Evet. Şöyle üzerine ince bir tabaka. Şimdi biz pürmüz de yakacağız ama evde pürmüz olmayanlar için tabii herkesin evinde olan bir şey değil pürmüz. Gerçi ama bütün her yerde satmaya başlamışlar. Evet yani kolay bulunabilir bir alet artık ama olur da hemen bir yapmak istediler. Bir tane
Ben tamam. Tamam. Ateşle seni buluşturalım. Fırının üst ızgarasını yakıp fırın ısındığı zaman şey yapabilirler. Şuraya basmanız gerekiyor. Elinizi de yakmayın ama. Elinizi yakmayın. Korku de seni getirip buraya yakmayalım. Yok yok, dikkat ederim. Güzel bir çıtırtı yaratıyoruz üzerinde şimdi işte. Bir şeker oluşmuş oluyor. O da yerken altta kremamsı olan şey. Ağızdaki çıtırlık hepsi birleşiyor ortaya. Bak ne güzel yapıyorsun. Süper. Nefis kokuyor yalnız. Değil mi? Şeker de yanınca kokar yani güzel. Bir taraftan da tereyağlı patates kokuları geliyor buradan. Yani buradaki kokular çok baştan çıkarıcı. Gulaşımız hazır oluyor. Biraz sonra bunları sana servis yapacağız. Valla çok güzel koktu şeker de yanınca. İyi midir Seda? Şeker ne diyorsun Seda? Hiç Seda biraz kalmayacak. Daha geçelim. Biraz daha geçelim. İyice yani o bir şey tadı olsun. Bir çıtırı olsun. O çıtırı olsun. Bunu biraz daha soğutmaya gerek var mı? Şuralarda yok. Değil mi? Tamam. Böyle servis edebiliriz. Evet. Evet. Çok güzel yaklaşıyor. Tek yaptığım bu ama burada. Olsun. Oldu mu? Gayet güzel. Gayet güzel oldu. Elinize sağlık. Eline sağlık. Vallahi ellerini ders görmesin. Çok çalıştım yalnız. Şenay'a da, Şenay Güler'e de krem brülenin üzerini şöyle güzel bir yaktırttık. Mis gibi de koktu burası hakikaten şey gibi. Yanık şeker kokusu. Patatesler de artık istediğimiz renge geldi. Şöyle yapalım mı Şenay? Şuraları bir toparlayalım. Tabağımızı güzelce yapalım. Bir tadına bakalım artık her şeyin. Bu kadar bekledin. Tamam, heyecanla seni daha bekliyorum. Seni aç bırakmayalım. Tamam. Bir de senin bir filmin var, festival filmi. Ondan biraz bahsetsene. Kasap Havası. Kasap Havası, evet. Çiğdem Sezgin'in ilk filmi, yönetmen ve aynı zamanda senarist, İstanbul Film Festivali'nde gösterildi. Birçok yerden ödül aldı. Antakya Film Festivali, Malatya Film Festivali. Ha öyle mi? Tabii tabii. Yurt dışında da Estonya'daydık bir ay kadar önce. Estonya'ya gittik. Estonya'da güzel, ve bravo. Mannheim Heidelberg Film Festivali'nde gösterildi arkasından. Hatta Mannheim Heidelberg Film Festivali'nden jüri özel ödülü aldı. Bir aşk hikayesi aslında. Ne konusu ne? Yani bir yaşı daha geçkin bir kadın, onun yaşadığı bir aşk. Ama bütün bunların yanında yani bir eski ilişkinin ortaya çıkması, biraz ikiyüzlü toplum anlayışını yani namus anlayışını gösteriyor. Ve ikiyüzlülüğü. Yani namusla ilgili. Yani orada nasıl yaklaşıldığı. Güzelmiş ya. Çok enteresan bir film. Yani ben çok seviyorum. Benim çok severek oynadığım karakterlerden biri. Bir de çok farklıydı. Çünkü bir terzi oynadım orada. Terzi bir kadın oynadım. Şimdiye kadar oynadığım rollerden çok farklı bir roldü. O yüzden. Senin için de iyi bir tecrübe. Çok özel benim için. Tabii tabii. Hiç yani böyle bir rol oynamamıştım. Şu bir tane avucundan versene şöyle bir ortasına. Bir turunculuk da gelsin. Gördüğün gibi Macar gulaşımız. Şöyle hazır efendim. Şimdi ne yapalım? Şimdi şuradan bir kaşık alalım. Biraz patates, birazcık da ıspanak koyalım garnitür olarak yanına. Tabağın birazcık da kenarına. Şu patateslerden koyuyorum. Patates olunca ama dayanamıyorum bir tane de. Günlüğü aldım, atıyorum her zaman gibi. Tabaklarda hep biliyorsunuz şeye özen gösteriyoruz değerli izleyiciler. Karbonhidrat, vitamin ve protein dengesine. Yani biz bu programda mümkün olduğu kadar özen göstermeye çalışıyoruz. O yüzden de şimdi işin daha sebze kısmına geçtik. Bir tane de şöyle şuradan koyayım. Üçleyelim. Ve şöyle sana servis yapalım. Ay nefis bir tabak. Bakalım. Yemeğimiz sınıfı geçecek mi? Ben şu ıspanak köftesinden bir tane yiyeceğim. Ben de dayanamayacağım. Çünkü... Bakayım bakalım. Şimdi çok sıcak değil mi? Hayır çok sıcak değil. En sıcak olabilir. Ete dikkat et. Evet, küçük bir parça alayım. İsmail çok güzel olmuş. Harika. Hakikaten bu tarifi ben de ilk defa denedim böyle bu şekilde. Çok güzel olmuş İsmail. Et dağılıyor ama değil mi artık? Hemen. Bir açsana onu. Bir de biz de kontrol edelim. Nasıl? Çok güzel. Yani o sosuyla beraber falan hakikaten... Acısı da, acısı da çok iyi. Kıvamı da değil mi acısı da? Çok çok şöyle lezzetli. Bir parça etinden de yiyeceğim ben de.
Çok sıcak değil mi? Yine ağzım yanıyor kesin. Her programda ağzımı yakıyorum. Nefis, ellerinize sağlık. Patates de al bakayım, güzel olmuş bu da. Bir de ıspanağı denemeni rica edeceğim ama. Hı hı. Çok mu sıcak? Bana böyle. Et, et. Değil. Değil. Şöyle bakayım. Ben anlamı ne ama? Ben belki çok küçük parçalar aldım. Sen küçük ben büyük parçayı hepsini birden ağzıma attım. Ispanağı nasıl buldun? Çok güzel. Güzel değil mi? Çok güzel. Yani etin acısı da kıvamında olmuş. Nefis çok olmuş. Ağzı da yakmıyor. Bu tarif hakikaten... Aksine iştah açıcı. İştah açıcı, acısı. Aynen. Bir de böyle güzel bir şey. Yani insanın sıcak. Çok güzel, nefis yani olmuş. Kışın. Tam bir kış yemeği değerli izleyiciler bu. Kışın etin ucuz yerinden alın, danamenin ucuz yerinden alın. Biraz uzun pişirin. Ama ortaya bol biberli, bol böyle yoğun bir soslu, ortaya hakikaten lezzetli bir yemek çıksın. Şuna ayaklarına sağlık. Rica ederim. Yani, bu kadar dağıldım. Ben son, sen yemene devam et. Ben bir ne yaptım üzerinden geçeyim bu arada. Pardon, krembrüle yemedin sen. Evet. Aa, olmaz mı? Evet, tatlı kısmı şu ıspanağımı yiyeyim. Sen krembrüle yerken hem bir tadına bakarken krembrülenin, ben de bugün ne yaptığımızın üzerinden geçeceğim. Başla. Ha, yuttun mu? Ha, yuttun, yazık. Yuttum. Tatlıya geçiyorum. Bakın işte içindeki ipeksi ama dışındaki kıtırımsı şeyi yaratmış olduk. Güzel değil mi? Türk kahvesi de hafifleştiriyor esasında işi. Güzel. Değil mi? Gerçekten çok güzel. Değerli izleyiciler. Bugün bir kere krem brûlée yaptık. Evde nasıl krem brûlée yapılacağını gösterdik. Nasıl yaptık krem brûlée'yi? Krem brûlée'yi biraz sütle, kremayı ve vanilyayı ocakta hafif ılıttık. Bir tarafta yumurta sarılarıyla şekerleri çırptık. Ondan sonra süt ve krema karışımını bu şekerli karışımın içine yavaş yavaş ilave ettik. Ve güzel homojen bir karışım elde etmek için bir de süzdük onu. Daha sonra bunu içine soğuk su koyduğumuz fırın tepsisindeki kaselere paylaştırdık. 140 derece ısıda, yani düşük bir ısıda güzelce bir yarım saat kadar pişirdik. Daha sonra soğumaya bıraktık. Daha sonra üzerine şeker döktük. Soğuduktan sonra pürmüz ocağıyla yakarak servis yaptık. Başka ne yaptık? Bugün Macar usulü gulaş yaptık efendim. Macar usulü gulaş için dana etlerini birazcık ayçiçek yağında üzerine tuz ve karabiber serperek çok yüksek ısıda güzel bir kahverengi yaptık. Sonra etleri kenara aldık. Aynı tavanın içinde sırasıyla irice doğradığımız soğan, havuç, kereviz, sarımsakları koyup birazcık daha soteledik. Ondan sonra ne yaptık efendim? Ondan sonra içine kuru baharat, bolca kırmızı toz biber koyduk. Ondan sonra birazcık domates, biber salçası koyduk, biraz daha kavurduk. Rendelenmiş domates, biraz et suyu, iki tane defne yaprağını attık, bir taşım kaynattık, etleri tekrar içine aldık. Etlerle beraber güzelce pişene kadar yaklaşık bir 2-2,5 saat kısık ateşte ya da fırında, döküm bir tencereniz varsa fırında pişirdik ve servis yaptık. Güzel bir ispanak köftesi yaptık ya da mücveri yaptık. Ispanakları soğanla birlikte birazcık sotelemiştik zaten önceden. Daha sonra birazcık rendelenmiş beyaz peynir, rol peyniri, yumurta, un, biraz muskatla beraber tuz ve karabiberini dengeleyerek güzelce bir karışım yaptık. Ondan ellerimizi una bulayıp küçük köfteler yapıp derin yağda kızarttık. Yemeğimizin yanına garnitür yaptık. Patatesleri klasik olarak sadece küp kestiğimiz patatesleri tereyağında kızarttık. Ayaklarına sağlık Şenay. Teşekkür ederim, ben teşekkür ederim. Çok keyifli bir yemek. Çok teşekkür ederiz. İyi ki geldin. Tamam, ama süre akıp gitmiş. Süre bitti. Süre bitti. Sen yemeğini yemeye devam edebilirsin. Ama ne yapıyorsunuz sayın seyirciler? Bu harika tarifleri kaçırmamak için. Bu keyifli sohbetlerde evlerinize ya da bizim mutfağımıza konuk olmak için bizi izlemeye devam ediyorsunuz. Ama maalesef bugün de süremizin sonuna geldik. Şimdilik hoşça kalın.